Oh! Şeftali de çok güzelmiş. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şeftali ister misiniz? Kara vezir ne yapıyor öyle? Çabuk çekin o şeftalileri önümden. O niyeymiş? Ben öyle istiyorum da ondan. Bundan sonra bu köyde şeftali yemek yasak. Yürüyün, gidiyoruz. İyi verseydik birer tane ne olurdu sanki. Yürü uzun, yürü. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz uzun. Ben size gösteririm. Allah Allah. Ne oldu Keloğlan? Şeftali ağaçlarında tek bir şeftali bile kalmamış. Nasıl olur? Daha dün ağaç dalları şeftaliyle doluydu. Oo, buyurun çocuklar, buyurun. Hiç şeftali yok mu? Yok. Kara vezir şeftali satılmasını yasakladı. Bütün şeftalileri de toplattı. Yürüyün arkadaşlar, gidiyoruz. Kara vezir iyi bir dersi hak etti artık. Ne yapacağımızı hala söylemedin Keloğlan. Sabredin. Birazdan görürsünüz. Daha ileriye gitmek yasak Keloğlan. Durun canım, durun. Kötü bir niyetim yok. Kara vezire küçük bir hediyem olacak. Ha? Geçit saati. Ne? Geçit saati mi? Geçit saati mi? Evet, geçit saati. Bırakın gelsinler. Neredeyiz Keloğlan? Neredeyiz, çabuk söyle Keloğlan. Sakin ol Kara Vezir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Yani? Türkiye Büyük Millet Meclisi neresi? Bize de anlat Keloğlan. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani milletvekillerinin milletten aldıkları yetkiyle ülkeyle ilgili kararlar aldıkları yer. Hı, milletvekili mi? O ne demek? Adı üstünde Kara Vezir, milletin vekilleri, yani ülkeyle ilgili kararlar almaları için halk tarafından görevlendirilen kişiler. O zaman beni doğru yere getirdin Keloğlan. İçeri bakalım hadi. Olur. Sonunda ait olduğum yeri buldum. Hadi uzun, hadi. Biz de Kara Vezir'in yanına gidelim. Olur, gidelim. Kara Vezir, ne yapıyorsun orada? Hadi aşağı gel. Bari burada peşimi bırakın. Keloğlan, bak biz nereye çıktık. Anneciğim. Ne yapıyorsun uzun? Eyvah!
Uzun! O gözlük nereden çıktı Uzun? Uzun nereden buluyor bunları? Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs'ta Samsun'da başlayan kurtuluş mücadelesinin en önemli safhası olan meclisin açılışı çok zor şartlarda gerçekleştirildi. Uzun! Kafanı yere çok sert çarptın galiba. Sessiz olun bakayım. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten ve zaferle sonuçlandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. İyi misin Uzun? Niye iyi olmayacakmışım? Şimdi ülkemiz için en önemli kararların alındığı kurul salonunu gezmek ister misiniz çocuklar? Hı? Çocuklar mı? Sus bakalım Kara Vezir. He? Bizimle içeri gelmek mi yoksa burada tek ayak üstünde beklemek mi istersin? Ben de öyle düşünmüştüm. Burası genel kurul salonu. Genel kurul salonunda her partinin grup sıraları vardır. Halkın kendini temsil etmek üzere seçtiği milletvekillerinin tüm çalışmaları yine burada halkın bilgisine sunulur. Aşağıda gördüğünüz koltuk meclis başkanına ait. Meclis başkanının görevi meclisi temsil etmek ve meclis toplantılarına başkanlık etmektir. Demek meclis başkanının koltuğu. Ben oturacağım o koltuğa. Beni de bekleyin Kara Vezirim. Durun, durun. Koşmayın öyle. Düşeceksiniz. Durun. Hadi şunları peşinden gidelim de başlarını belaya sokmasınlar. Çabuk aşağı in Kara Vezir. Düşüp bir yerlerini kıracaksın. Gördünüz mü? En büyük koltuk benim. Yani bundan böyle ben ne dersem onu yapacaksınız. En büyük koltuğun peşinde koşmana gerek yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasiyle yönetilir. Demokrasi mi? Demokrasi mi? Evet. Seni buraya getirmemin nedeni buydu. Demokrasi. Tüm vatandaşların devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu yönetim biçimine demokrasi denir. Bir örnekle açıklamak gerekirse... Evet. Örnek vermek isteyen var mı? Ben bir örnek verebilirim galiba. Öyleyse söz senin Keloğlan. Şeftali yemek isteyenler elini kaldırsın. Ay, şeftali mi? Dört kişi şeftali yemek istiyor. Şimdi de şeftali yemek istemeyenler el kaldırsın. Hadi kaldır. İki kişi de şeftali yemek istemiyor. Dördeki kaybettin Kara Vezir. Ne yani? Ben istemediğim halde zorlanarak şeftali yemek zorunda mıyım? Olur mu öyle şey? Eğer istemiyorsan sen şeftali yemeyebilirsin. Ama şeftali yemek isteyenleri de engel olamazsın. Oo, aferin Keloğlan, aferin. Çok güzel anlattın. Siyasi partiler de demokrasinin araçlarından biridir. Aklın fikrin partide Uzun. Sus bakayım huysuz. Hem hiçbir şey bilmiyor hem de konuşuyorsun. Bu senin bildiğin partilerden değil. Demokratik ülkelerde siyasi partiler bireylerin siyaset yapacakları alanlardan biri ve en önemlisidir.
O zaman ben de kendi partimi kurarım. Bir partinin mecliste grup oluşturabilmesi için en az 20 milletvekiline ihtiyaç vardır, Kara Vezir. Ha? Demek 20 milletvekili. Hı-hı. Hepsi de benim partimden işte. Olmaz. Neden olmazmış? Benden başka partisi olan olamaz. Nereden biliyorsun? Belki parti kurmak isteyen başkaları da vardır. Ben de kendi partim olsun istiyorum. Ben de istiyorum, ben de. Ben size gösteririm bana karşı gelmeyi. Burada demokrasi var Kara Vezir. Kimseye bir şey yapamazsın. Sevgili halkım, benim partime oy verin. Çünkü ben Kara Vezir'im. Kara Vezir Partisi en iyi partidir. Hayır, benim partime oy verin. Benim partimde her gün bedava yemek var. Hayır, benim partime oy verin. Huysuz parti. Benim partime oy verirseniz hepinizin çil çil altınları olur. Hayır, benim partime oy verecekler. Bırak benim partime oy versinler Kara Vezir. Hayır, benim partime oy versinler. Benim partime oy versinler. Benim partime oy versinler. Susun! Sen bizi ne hakla susturuyorsun Keloğlan? Bir meclis başkanı seçmemiz lazım. Yoksa herkes bir ağızdan konuşur ve kargaşa çıkar. Ben Keloğlan'ı aday gösteriyorum. Ben de kendimi aday gösteriyorum o zaman. Peki Kara Vezir. Keloğlan'a oy verenler el kaldırsın. Hı? Sonuç belli oldu galiba Kara Vezir. Meclis başkanı Keloğlan mı yani? Evet. Çoğunluk onu seçti. İyi peki. Öyle olsun. Şimdi meclis başkanı olduğuma göre Balkız'ı konuşmasını yapması için davet ediyorum. Balkız'la mı konuşacak? Sen konuşmanı yaptın. Sıra Balkız'da Kara Vezir. Hadi Balkız. Benim partimin ismi Sevgi ve Dostluk Partisi. Sizlere sadece sevgi ve dostluk verebilir, kardeşçe yaşamanızı sağlayabilirim. Herkes konuşmasını yaptığına göre şimdi oylamaya geçebiliriz. Kara Vezir'in partisine geçmek isteyenler? Kara Vezir'in partisine başlayalım.